Evet hocam son viraja girdik. Evet. Ee, Arda Turan'la ilgili de birkaç cümle sarf eder misiniz? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz bu transferi? Nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik adam göze Arda'yı da tanıyan birisi olarak? Tabii biz e, ne kadar söyleyecek hepsi abesi istiklal edecek. Orası kabul etti mi yönetim, sayın başkan ve hoca kabul ettikten sonra Arda üzerine ne konuşursak... Hepsi Pasafiso. Önemli olan Arda geldikten sonra Galatasaray'a Florida'dan içeri girdi mi antrenmanlar başladı mı vereceği verecekleri önemli. Neler katacağı önemli. Büyük bir profil. Şimdi gerçeği söylemek lazım. Türk futbol tarihinde dünyanın zirvesinde olan bir takımı transfer olmak kolay bir iş değil. Aykut. Doğru. Yani bu, bu gerçek ya. Gerçek gerçeği inkar edemezsin. Barcelona'ya girdiğin zaman Barcelona'da Arda Turan yazıyor. Şampiyonluklarında var. Atletico Madrid'in şampiyonluklarında var ki Atletico Madrid'i biliyorsun. Falcao ile falan beraber de top oynadılar. Evet, evet. Ki ne taş gibi bir takımdı. Ee, orada e, yakaladığı şampiyonluklar var. Yani e, Arda Turan son dönemlerde yetiştirilen e, Türk futbolu için büyük bir e, profil. Ha onun iyi doğru yaptığı işler var, kötü yaptığı işler var, hataları var, sevapları var. Bunları karıştırmaya gerek yok. Galatasaray kulübü kabul ettikten sonra bizleri sadece Arda Turan'ı izlemek düşecek. Onun Galatasaray takımına başladıktan sonra vereceklerini görmemiz lazım. O tarafta da bir kalabalık oldu şimdi hocam. Kabul edelim o kanatta. Arda Turan oyuncağı kanatta da bir kalabalık oldu. Ya Arda Turan'ı... Kerem var. Değil mi akla gelen? Şimdi Kerem var Meren da. biraz herhalde sonradan olabilecek de. Orada da hala kalü falan diyorlar. şey Sol tarafa transfer bu... Şeyi de anlamıyorum ben Galatasaray'da. Bu David Villa mıydı? <laughs> Sportif direktör gibi çalışıyor anasını satayım. Adam sadece şey ya e, durmadan Galatasaray futbolcu e, öneriyor ve futbolcu almasında vesile oluyor. Yani e, Kalu'yu biliyorsun <laughs> Belçika döneminde çok iyi bir e, sezon geçirdi. Sonra biraz inişli çıkışlı. Hoş, uzun bir dönemde e, ardına da hem antrenman performansı hem maç performansı olmadığını biliyoruz. E, kendisi de biliyor. Çok fazla çalışacak formayı almaya çalışacak ki forma ona e, verilmez yani Arda kendisi alır. O tarzda bir oyuncu. <laughs> Büyük olasılıkla kaptanlığa da gelecektir. Müsteriden sonra tabii müsteriden sonra. Müster oynadığı müddetçe müsteri çıkar ama Arda da eğer çıkarsa Arda e, kolluğu takar. E, o tarzda bir oyuncu. Her şey kendisine bağlı Aykut. Kendisine bağlı. Ondan sonra biz burada tartışalım, konuşalım. Arda iyi yaptı, kötü yaptı, etti. Artık ikinci bir periyotta Arda. Cagne gider mi yoksa devam eder mi? E, elinizde var mı başka oyuncu? Dışarıdan alamayacağınıza göre şu andaki konumlara bakar ki Galatasaray -Gal e, Türkiye Süper Ligi'nde en rahat olan takım değil mi transfer açısından? Ekonomik olarak da. E, UEFA'dan bir sıkıntısı yok. E, Futbol Federasyonu'nun gösterdiği limitlerde elinizde Jack ne varsa yani Falkow'acak ne kullanacaksın bu sezon artık o şekilde gidecek Aykut. Ha satabilir misin? Para geldi sana atıyorum Jack ne birisi geldi 10 milyon verdi ki yok öyle bir para. Zaten hiç durmaz hoca hemen verir onu. Ama öyle de bir rakam olmayınca için elinizde herhalde büyük olasılıkla Jackney tutacaksın Jackney ve Falkow. Jackney ve O şey başka yok yani zaten. E bir de Adem var. Adem zaten senin topçun. Duruyor Adem'i de işte rotasyonda, motasyonda denilen olaylarda kullanmaya bakacaksın. O gelen genç kardeşimiz Erzincan'dan o da aynı şekilde rotasyon bölümüne girecek. Abi belki de bir bakmışın almış, patlatmış, götürmüş. Ona da bir şey diyemeyiz. çıkabilir de böyle oyuncular da yakalayabiliyorsunuz. Yani illaki üçüncülükten geldi diye tukaka yapmamak lazım. göstereceği performans, göstereceği enerji. Ama şu da var. demek ki Galatasaray'ın altyapısında o tarzda bir oyuncu yetiştirilmemiş. Bu gözüküyor. Aykut. Kesinlikle öyle. Ee, öyle o gözüküyor yani. Gerçek. Sen demek ki o profilde bir oyuncu yok ki. Üçüncülükten bir oyuncu alıyorsun ki zamanında Başakşehir'den çıkma bir evlattan kardeşim. Yasin bahsediyor. Öztekin'de adımı duydum ben hocam. Sağ kanat için. Galatasaray mı? Eski oyuncu. Gitti tekrardan gelecek diyorsun. Alır mı hoca? Konuşuluyor. Mı? Her şey olabilir. O da boşta değil mi? Yok Sivas'ta devam. Bir senesi devam daha var. Devam ediyor. Devam. Ama o tarafa arıyor. Bu arada hani Belhanda'yı da işte satılması söz konusu. Satılır mı? Bilemiyoruz. Talibi var mı? Yazıyor, çiziyor. Gaz İki seneden beri satıyorlar hep Ocak ayında e, satılıyor. Sezon sonunda satılıyor. Ve de hala de, ya artık onları gelirse talibi... E, işte gaz Galatasaray'ın da şartlarına uygunsa verirsin, satarsın. Tabii bunu ya da uygun olması lazım Aykut. Yani adam iyi para kazanıyor burada şimdi Allah'a var. Çok iyi para veriyorlar. E sen bu parayı verdikten sonra bunda dışarıda alma ihtimalin yok. E, şeyde, e, golf ülkeleri de artık o paraları çıkartmıyorlar. Oralarda da kısıtlamalar var. Aykut yani bitti işler orada. Eskisi gibi değil. Bundan 5 sene belki gibi al onu alayım vereyim 20 milyonlar falan bitti artık o işler. Doğru. Bitti. Onun için de elinden çıkarmaya çalışıyorsun. Onlar da burasını e, son atışları, son e, ne bileyim... Finişleri burada, burada da kalmak istiyorlar. O paraları bir yerde bulamıyorlar. Evet, e, Sevgili Seyirci'ye bir kez daha vurgulayalım. E, meslektaşımız sevgili spor spikeri Emre yeni kaybettik. Uzun süredir kanser tedavisi e, görüyordu sevgili arkadaşımız. hayatını kaybettiği e, hem bir spora başsağlığı dileyelim, hem e, ailesine yakınlarına, biz de A spor ailesi olarak. Ee, çok kıymetliydi bizim için. Arkadaşımızdı zaten. Ee, Allah rahmet eylesin. Kanser tedavisi görüyordu. Bir kez daha vurgulayalım değerli seyircilerimiz. Şimdi Galatasaray diyorsun da Galatasaray'da tabii orta sahada kimler olacak? Böyle bir sürü isimler geçiyor. Geçiyor bir sürü isim geçiyor. geçiyor. Işte, Koyete var, Crystal Palace'dan bir sürü isimler var. Hangisini alacaksın? E tabii bunlar da o geçen isimler de hepsi yani maliyetleri yüksek isimler Aykut. Boşta olan yüksek, isimler değil. Yani ama artık öncelikle Galatasaray'ın maaştan kurtulmak istiyor. Yani. E kurtulma şimdi senin önünde ne olacak? Galatasaray 3 tane elime oynayacak değil mi? Tabi e, tabii o var. 3 tane elime oynayacaksın. E bunları oynaman için de buralara gitmen için de e, takımını erken başlayacaksın. Erken kurman lazım. Hemen hemen yani üçte ikisini hazır bir konumda olacak ki bu maçlara çıkasın. Kimler çıkacağını bilmiyorsun kurallarda tamam. ilkten böyle Trevor'ı takımlar çıkıyorlar ama onlara da biz o şekilde baktığımız zaman çok da eğlendiğimizi gördük yani takımlarımız. Onun sıkıntılarını yaşıyorsun. Geçen isimler var. O isimlerin hangisini alırsın? Seri kalacak mı? Gidecek mi? Memnunum diyorsun. Bir değil diyorsun. Onun da aktivitesini bulmak istiyorsun. Yani biraz sıkıntı yaşayacaklar orada orta sahada. E, Luindama döndüğü zaman zaten oturtuyorsun. Donk'la anlaştın değil mi? Büyük olasılıkla kaldı. Donk kaldı gibi duruyor ama ya, işte orada bir fiyat arttırımı... Ya artırırlar. İki aşağı gibi. üç yukarı bir şey yaparlar. Donk da bundan sonra nereye girecek yani bu fiyatları nereden alacak? E Burma'nın ismi falan geçiyor. Doğru geçiyor mu? geçiyor. Yani... yani, şey zaten bu noktada baktığımızda Onyekur'u gitti. Hani bir daha gelir mi artık sor. Onu zaten Başakşehir'le adı geçiyor. Ha bu arada Hasan Ali Başakşehir için, için ne diyorsunuz? O, Onu konuşmadık. Hasan Ali iyi bir tercih. Yani Hasan Ali'ye Fenerbahçe camiası şey hep tu kaka falan değil ama adam her zaman işini yaptı çocuk. Yani bir gerçeği söylemek lazım. Sakatlığı makatlığı olmadı müddet Hasan Ali işini yaptı. Ha, biz hep şey baktık. E, yani hep kötü yönlerini, eksik yönlerini. Ya bir oyuncu, bir insan. 30 hafta, 35 hafta her neyse hep aynı performansı gösterecek diye bir şey yok. Bu Tabii Üst düzey ki. takımlarda da oyuncularda da aynısı çıkıyor. Ama biz biliyorsun hep böyle hatayı aramak isteriz. Hatayı hep bir tarafta bulmak isteriz. Onun kötü yanlarını çıkartmak isteriz. Ama o kötü yanları kadar da bence Hasan çok çok iyi yanları vardı. Ve ile birlikte kullanacak onu büyük olasılıkla.